Hayırlı olsun. Berat geceniz kabul olsun. Amin. Rabbim tüm İslam alemine, soydaşlarımıza, müminlere, kardeşlerimize, bizi izleyenlere dünya ve ahiret saadeti, huzuru bahşeylesin. Duaların kabul olunduğu bir gecede, af gecesinde, mağfiret gecesinde bizi buluşturan Rabbimize hamdolsun. Ey gökleri ve yeri yaratan, gündüzü geceye, geceyi gündüze katan, bizi eşrefi mahlukat olarak yaratan Rabbimiz, Berat gecesine erdirdin, sana şükürler olsun. Leyle-i Berae, Leyle-i Mübareke, Leyle-i Sak, Leyle-i Rahmet, Şaban ayının 15. gecesi, Rahmet gecesi geldi, tüm izleyenlere, tüm kardeşlerime, seyircilerime selam olsun, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Geceniz mübarek olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Bu gece inşallah namaz gecesi. Gündüzü oruçlu, gecesini namazla ihya edin dediği gece Peygamber Efendimizin ve aynı zamanda Şaban ayının 15. gecesi Ramazan'ın da son habercisi. Ramazan ayına 15 gün kaldı demektir. Rabbim Ramazanlara erdirsin. Bu gece iyi ve kötünün ayırt edileceği, kaderlerimizin belirleneceği ve Allahu Teala'nın hadsiz sayısız koyunların yünleri tüyleri adedince insanların günahlarını bağışlayacağı bir gece. Bu gecede tövbe etmezlerse, dönmezlerse, pişman olmazlarsa, söz vermezlerse, şirk koşanlar Allah'a, kahinler, sihirbazlar, kindarlar, ana babaya isyan edenler, fuhuş ve içki müptelaları bu gecenin rahmetinden nasip alamayacaklar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat hakkının tam olarak verildiği bir gecedeyiz. Bu gece Duhan suresinde Rabbimiz haber veriyor ve o kadar çok af ve mağfiret var ki sabaha kadar yok mu benden af dileyen onu affedeyim. Yok mu benden sağlık dileyen ona sağlık vereyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu yok mu diye sabaha kadar sual gelecek. Allahu Teala İnşallah affettiği kullar arasına dahil eyler. Bu gece aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gece denmiştir. Bu gece kıblenin tahvili gecesidir. 17-18 ay Medine'den Kudüs'e namaz kılan müminler kıble tahvil olmuş. Bu gece tekrar Kabe'ye, Mekke'ye doğru kıbleyi Kabe yaparak namaz kıldığı gece olmuştur. Duhan suresinde adı geçen Leyle-i Mübareke bu gecedir. Onun için Cenab-ı Hak dua edenlerin duasına icabet ediyor. Yok mu benden isteyen diyor da biz istemezsek olur mu? El açalım, semaya yalvaralım, yakaralım. Ellerimizi boş çevirmesin Rabbimiz inşallah. Rabbim dualarımızı şimdiden kabul buyursun. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Sen varsın, birsin. Senin her şeye gücün yeter. Ol deyince oldurursun. Ya Rabbi yoktan var ettin. Bizi insan olarak halk ettin. İman verdin. Peygamber gönderdin. Kitap verdin. Gönderdiğin kitaplara, peygamberlere iman ettik. Allah'ım imanımızı kabul eyle. Ya Rabbi ahiretten haberdar eyledin. Öldükten sonra dirilmekten haberdar eyledin. Ahirete iman ettik, kabul eyle ya Rabbi. İslam'dan haberdar eyledin. Namazı emrettin, orucu emrettin, zekatı emrettin, haccı emrettin.
iman ettik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek kelime İslam'ımızı, ikrarımızı, tasdikimizi kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım bize dua etme gücünü verdin. Bize inanç verdin. Sana sığınacak, melce olacak bir yön bize gösterdin. Hidayet ettin. Allah'ım bu hidayetten sonra, bu irşattan sonra gönüllerimizi imandan, hidayetten saptırtma ya Rabbi. Kalbimizi, istikametimizi kıbleden döndürtme ya Rabbi. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Bizi halk ettin ve rızkımızı verdin. Ya Rabbi bizi kimseye muhtaç eyleme Allah'ım. Öyle bir rahmet ver ki katından, kalbimize hidayet olsun, işlerimize nizam olsun, içimize kamil iman olsun, amelimiz salih olsun, kalplerimiz temiz olsun, nurunla dolsun Allah'ım. İstikametini bize hidayet eyle Allah'ım. Lütfet, her çeşit kötülüklerden bizi uzak eyle Allah'ım. Ya Rabbi, yakın bir iman ile iman etmeyi nasip eyle. Kur'an'ı hakkıyla tasdik etmeyi nasip eyle. Katındaki verdiğin rahmetinle ya Rabbi bizi güzel derecelere, mertebelere ulaştır Allah'ım. Ya Rabbi hakkımızda vereceğin hükümle bize kurtuluş ver ya Rabbi. Cehennem azabından koru bizi. Berat gecesinde dua ediyoruz. Mahşer günü beratını alıp sıratı yıldırım hızıyla geçip doğrudan cennete girenlerden eyle ya Rabbi. Kullarım bana huşu ve haşyet içerisinde için için dua edin, aşırı gitmeyin buyuruyorsun. Ya Rabbi bir kısmını zikrediyoruz, bir kısmını söyleyemiyoruz. Muradımız, isteğimiz senden, yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Her şeyi görüyorsun, kalbimizi biliyorsun, gönlümüzü biliyorsun. Allah'ım bizi mahcup etme, muhtaç etme. Düşmanın karşısında zelil etme. Düşmanlarımızı bize güldürtme Allah'ım. Ya Rabbi bizim duamızı kabul buyur. Sen işitensin, sen bilensin. Allah'ım Mevlamız sensin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel Mevla ve ni'men nasir. Sen ne güzel yardımcısın, ne güzel vekilsin ya Rabbi. Kur'an'ın bereketiyle bize bereket ver. Resulullah'ın ahlakıyla huylarımıza güzellik ver. Ya Rabbi onu sevdir bize. Onun gibi olma yolunda bize gayret ver Allah'ım. Ya Rabbi Kur'an'ın ziynetiyle bizi ziynetlendir. Kur'an'ın ikramıyla bize ikram eyle. Onun şerefiyle bizi şeref yâb eyle. Ya Rabbi her türlü bela ve isyandan, azaptan bizi koru. Rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Fazlınla, cömertliğinle, kereminle dünyada Kur'an'ı bize yoldaş eyle. Kıyamette şefaatçi eyle, sıratta ışık eyle, cennette kılavuz eyle, cehenneme örtü ve perde eyle Allah'ım. Ya Rabbi bütün hayırlara önder ve imam eyle. Neslimizi, ahfadımızı her zaman namaz kılan, senin yolunda olan, hidayet üzere yürüyenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kereminle bizi cehenneminden kurtar. Kur'an'ın faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur'an'ın faziletiyle kötülüklerden bizi uzak eyle Allah'ım. Kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Borçlarımızı ödememize yardım eyle. Yüzümüzü ak eyle Allah'ım. Ya Rabbi dinimizi ve dünyamızı ıslah eyle. Düşmanlarımızın saldırılarını bertaraf eyle. Ailemize, malımıza, mülkümüze, şehirlerimize bereket ihsan eyle. Her türlü kem gözden, afetlerden, kazalardan, belalardan koru Allah'ım. Ayaklarımızı din-i mübinde sabit kadem eyle Allah'ım. Kur'an'ın hürmetine kafir topluluklara karşı bize yardım eyle Allah'ım. Amelimiz az. Senin yolunda isyanımız çok. Kapına geldik, dileniyoruz, el açtık, yalvarıyoruz. Affetmek sana yaraşıyor. Senin affedici sıfatından af diliyoruz. Bizi mahcup etme Allah'ım. Ya Rabbi günahlarımız
denizlerdeki kumların adedinden de fazla. Hatalarımız çok ama biz aciziz, günahkarız. İtiraf ediyoruz, tövbe ediyoruz. Tövbemizi kabul eyle Allah'ım. Bizi hayır yolunda, güzellik yolunda, sırat-ı müstakim yolunda daim eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, doğru yolda yürümeyi nasip eyle. Allah'ım bizi emniyetli eyle. Güven ver. Birbirimize güvenmeyi nasip eyle. Güvenilir Müslüman olmayı nasip eyle. Cömert olmayı nasip eyle. Cesur olmayı nasip eyle. İki yüzlü eyleme Allah'ım. Korkaklıktan, pintilikten, tembellikten, yaşlılıkta el ayağa düşmekten, erzeli ömürden sana sığınırız. Sen muhafaza eyle ya Rab. Allah'ım nurunla bizi nurlandır. Cemalinle, lütfunla bize inayetinle yardım eyle ya Rabbi. Senin her şeye gücün yeter, her şeye kadirsin. Senden başka ilah yok. La ilahe illallah diyoruz. Kelime-i tevhidden bizi ayırma Allah'ım. Ya Rabbi, Müslümanlar arasında vahdet nasip eyle. Birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik ihsan eyle. Kardeşliğin kıymetini bilmeyi nasip eyle. Sen bizi iman kardeşi yaptın. İman kardeşimize karşı gönlümüzde bir hile, huda, bir düşmanlık, kin ve nefret bırakma Allah'ım. Ya Rabbi, başkasının günahını yüklenecek, bizim kaldıracak, yükü kaldıracak, taşıyacak halimiz yok. Kendi günahlarımız bize çok. Sen bizi başkasının günahlarını alanlardan eyleme ya Rabbi. Kul hakkı yiyenlerden eyleme. Hakkını yedirenlerden eyleme. Zulme uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Dertlilere derman ihsan eyle. Ya Rabbi, ahirete irtihal etmiş olan şehitlerimiz var. Gazilerimiz var, büyüklerimiz var, geçmişlerimiz var, ölmüşlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Annemiz babamız yaşıyorsa afiyet ver, sağlık ver. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hisab. Dünyada da iyilik ver bize Allah'ım. Ahirette de iyilik ver bize. Bizi cehennem azabından koru. Senin her şeye gücün yeter ya Rabbi. Beni, ana babamı, tüm müminleri bağışla ya Rabbi. Şu an el açmış, niyazda bulunan, sana yakaran, bizi izleyen kardeşlerimiz ve dünyanın dört bir tarafında yakarışta bulunan müminlerin dualarını, Kabe'de yapılan duaları, Ravza-i Mutahhara'daki, Mescid-i Aksa'daki duaları ve binlerce, yüz binlerce camilerde yapılan dualarıyla birlikte duamızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, gönlümüze ışık ver. Müminlere basiret, feraset ver. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı nasip eyle. Enaniyetten, kibirden, gururdan, kendini beğenmişlikten bizi muhafaza eyle. Kötü sıfatları, huyları terk etmemizi nasip eyle. Kötü alışkanlıklardan kurtulmamızı nasip eyle. Bugün tövbe edip kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyen kardeşlerimize sen doğru yolu göster Allah'ım. Namaza başlamak isteyenler var. Hacca gitmek, umreye gitmek isteyenler var. Kur'an öğrenmek isteyenler var. İlmini artırmak isteyenler var. İslam'ı öğrenmek isteyenler var. Doğru yola girmek isteyenler var. Kardeşlerimizin duasını ihsan eyle ya Rabbi. Bu geceyi beratımıza vesile eyle. Kurtuluşa vesile eyle. Huzura vesile eyle. Kardeşliğe vesile eyle. Dünyamıza huzur ve barış gelsin Allah'ım. Senin yolunda gayret eden, ülkemize, milletimize, müminlere yardımcı olmaya çalışan yöneticilerimize sen her türlü yardımı ver, izzet ve ikramı ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, izzet senden, güç senden, ikram senden. Müminleri aziz eyle, düşmanlarımızı zelil eyle Allah'ım. Aramıza birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbet, meveddet nasip eyle Allah'ım. Yuvalarımıza, evlerimize huzur ver, mutluluk ver. Allah'ım eşler arasında sıcak, samimi, ülfet nasip eyle ya Rabbi. Evladın ana babasına, ana babanın evladına karşı duyarlı olduğu, kul hakkına girilmeden adil olduğu bir aile nasip eyle Allah'ım. Memleketimize güç kuvvet ihsan eyle. Kula karşı, varlıklara, canlılara karşı,
Ya Rabbi rahmet ver gönlümüze. Merhamet ver kalbimize. Acıma hissi ver ya Rabbi. Sen merhamet edenlere merhamet edersin. Evladımızı, ahvadımızı şefkatle, merhametle yetiştirmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi sana açtık. Şu gece dua ediyoruz. Af dileyen yok mu? Affedeyim buyurdun. Senden af diliyoruz. Ya Rab bizi affeyle Allah'ım. Amin. Günahlarımızı bağışla Allah'ım. Amin. Ayıplarımızı setreyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Tövbe ediyoruz. Seyyidül İstiğfar tövbesi dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Ey Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Senden başka Rab yoktur. Halakteni, bizi sen yarattın ya Rabbi. Ve ene abdüke ve ene ala ahdike, biz senin kullarınızız. Sana söz verdik doğru yolda yürümeye. Ve ene ala ahdike ve vaadike mestetat. Gücümüz yettiğince olmaya çalışıyoruz ya Rabbi. Ebu leke bi nimetike aleyye. Ve ebu bizem bi fagfirli fe innehu la yagfiruz zunube illa ent. Günahlarımızla itiraf ediyoruz. Senden başka günahları affedecek yok ki ya Rabbi. Gidecek kapımız yok. Bizi affeyle Allah'ım. Ya Rabbi kalbimize ilham ver. Gönlümüze sürur ver. Bizi hakka yaklaştır. Batıldan, şeytandan uzaklaştır. Nefsimizin eline bırakma. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizin elinde mahkum eyleme Allah'ım. Alnımızı sana yalnız eğdik ve secdeye götürdük. Secdeye varan alınları nar-ı cahimde yakma Allah'ım. Şu uzanmış elleri cehenneme düşürme Allah'ım. Ya Rab her şeye gücün yeter. Her şeye kadirsin. Sen her şeyi yarattın ve her şeyi besledin. Rızık verdin, terbiye ettin. Allah'ım rızkımızı kesme biz. Bollaştır, helalinden ulaştır. Harama düşürme ya Rabbi. Sabır ver, metanet ver, güç ver, izzet ver, tahammül ver. Birbirinin kusurlarına rağmen birbirini sevmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi mümin kardeşler olarak birbirine dua edebilme lütfunu da bize mazhar eyle Allah'ım. Gök senin, yer senin, içindekiler senin. Sen kendini övdüğün gibisin, seni övmekten aciziz. Ancak senin övdüğün gibi söylüyoruz ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. İnneke ala külli şeyin kadir. Ve bil icabeti cedir. Senin icabetin de çok çabuktur. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse veremez. İnsanlar aciz. Amirler aciz. Yöneticiler aciz. Senin her şeye gücün yeter. Kapıları sen aç Allah'ım. Ey kapıları açan Rabbim. Bize de hayır kapılarını aç. Ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab, ya hayral razıkin, ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram, assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah, assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah, assalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmid din. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal müstakîm. Estaizu billah. Ve mâ yestevil a'mâ vel basîr. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu? وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ Hiç gölgeyle, serinlikle sıcak bir olur mu? وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَا وَلَا الْأَمْوَاتُ Hiç ölüyle diri bir olur mu? Allah hissedecek kalp nasip eylesin. Rabbim bize iman bahşetmiş. Bu iman nurunu gönlümüzden söndürmesin. Öyle zamanlar gelecek ki gündüz mümin akşama kafir olabilecek. Akşam kafir, sabaha mümin çıkacak.
İnsanlar kalpleri çabucak dönecek. İşte o kalplerin çabucak döndüğü, insanların çabucak şaşırdığı dönemlerden geçiyoruz. Rabbim bizim kalbimizi, imanımızı sabit eylesin. Sağlam eylesin, güçlü eylesin. Pamuk ipliğiyle bağlı olanlar var. Halatlarla, çeliklerle bağlı olanlar var. Çelik gibi bir yüreği nasip eylesin. Allah'a sıradan güvenenler var. Güvendim deyip de aslında başkasından bekleyenler var. Rızkı, her türlü gücü kuvveti başkasından bekleyenler var ama Allah bize kendinden başkasına muhtaç etmesin. Rızkımız ondandır. Ömrümüzü o biliyor. Rızkımızı o veriyor. Evladı o veriyor, malı o veriyor, mülkü o veriyor, şerefi o veriyor. Ne varsa sahip olduğumuz her şey ona ait. Bizden bir teşekkür bekliyor. Namazımız bir teşekkürdür. Orucumuz bir şükürdür. Zekatımız bir şükürdür. Bütün bunlardan daha kıymetli. Hiç kaybetmeyen bir rızık vardır. Buyuruyor ki Rabbimiz, kitabı okuyanlar, şu Kur'an'ı okuyanlar, innellezine yetlune kitaballah ve akamussalah, namazı kılanlar ve enfeku mimma razaknahum, onlara verdiğimiz rızıklardan sirran ve alaniyeten, gizli ve açıkça verenler. Zekat açıkça verilebilir. Bazen soruyorlar, diyorlar ki hocam adam zekatını veriyor ya da kadın zekatını veriyor, sadakasını veriyor. Bunu gizli vermesi gerekmez mi? Farz ise açıktan yaparız. Farz namazı gizlemeye gerek yok kardeşim. Ben namazımı kılıyorum demek riya olmaz. Ben oruç tutuyorum, Ramazan orucunu tutuyorum, farz orucu tutuyorum demek gösteriş olmaz. Aynı zamanda bu bir öğretidir. Bu bir ibretliktir. Benden böyle bir şey var. Beni bil, sen de yap demektir. Bu riya olmaz. Ama nafileleri gizleyeceksin. Zekatını verdin söyle. Her sene zekatımı veririm demen riya olmaz. Ama gizli gizli sadaka ver, onu söyleme. Sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmasın. İşte açıktan ve gizli zekat ve sadaka verenler. Yercune ticareten len tebur. Bunlar asla zarara uğramayacak bir kazanç bekliyorlar Allah'tan. Ve Allah onlara zarar etmeyecek bir kazanç verecektir. Ticaret sadece dünyalık için değil, ahiret için de ticaret yapacağız. Malını Allah yolunda harcarsan, ahirette 700 misliyle kar geliyor. İşte bu bir ticarettir. Sadaka verirsen binlerce büyüyerek, Allah onu büyüterek sana karşılığını verir. Bu bir ticarettir. Alnını secdeye koyacaksın sadece Allah için. Bu bir ticarettir. Abdest alıyorsun. Elini yıkadın, günahlar döküldü. Yüzünü yıkadın, gözünden, dilinden, burnundan, kulağından ne kadar günah sudur ettiyse döküldü. Ayağını yıkadın, günahlar döküldü. Ve sana cennet göründü. Abdest alıyorsun. Bu bir ticarettir. Bu ticareti vazgeçmeyin. Emekli maaşını hesap ediyoruz da 30 sene, 40 sene sonrası için neden ahiret hesabını yapmıyoruz? Hasibu kable en tuhasibu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Akşam yastığa baş koyduğunuzda düşünün. Bugün Allah için ne yaptım? İlmimizi artıralım. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan hakkıyla ancak alimler çekinirler. Alimler çekinirler. Allah o ilmi, o irfanı hepimize nasip eylesin. Rabbim bizi affettiği kullar arasına dahil eylesin.
İlahi cennetine girerlerden eyle bizi. Cennet içine
razı olsun ol mu'in. Rahmetullahi aleyhim ecmain. En büyük sermaye imandır. İman her zaman galiptir. Eğer inanıyorsanız en üstün sizsiniz buyuruyor Rabbimiz. Mümin hiçbir güç karşısında eğilmez. Allah'tan başka. Kimsenin önünde eğilmez. Ancak ve ancak Allah'tan korkar. Ama bu sağlam bir iman olduğu zaman o iman onu her yerde korur. Abdullah bin Huzafe Hazreti Ömer döneminde Şam taraflarına gönderildi İslam ordusuyla. İslam ordusu o savaşta çok başarı elde edemedi. Şam'ın Bizans tarafında Kayseriye taraflarına geldi ve orada pek çok Müslüman Bizanslıların eline esir düştü. İşte o esirler arasında Hazreti Ömer'in de adamlarından, güzeller güzeli Resulullah'ın elçilerinden olan Abdullah bin Huzafe, bu zat radıyallahu anh Bizans'ın eline esir düştü. Hazreti Peygamber'in önemli adamlarından olduğunu bilen Bizans Kayseri kralı onu bir eve hapsetti. Önüne affedersiniz şarap koydu, domuz eti koydu yemesi için. Günlerce aç bıraktı, başka bir şey vermedi. Abdullah da elini sürmedi. Perişan oldu ama elini o şaraba ve domuz etine uzatmadı. Kral geldi, dedi ki Müslüman ol, bak sana yiyecek vereceğim. Müslüman ol, sana hazinelerimden vereceğim. Müslüman ol, seni devlet yöneticisi yapacağım, yönetime getireceğim. Sana her türlü nimetimi vereceğim. Dedi ki asla, benim en büyük sermayem imanımdır. Peki biraz daha bekletin bakalım ceza olarak. Gene koydular şarap, domuz eti, elini sürmedi. Neredeyse ölmek üzere. Kral tekrar çağırttırdı, çağırın getirin bakalım. Dedi ki niye yemiyorsun, ölmek üzeresin. Dedi ki ben dinime göre bunları yiyebilirim çünkü ölüm anında bunları yemek serbesttir. Ölmeyecek kadar yiyebilirdim. Ama sana karşı bir zaafım olmasın. Müslümanların zaafı görülmesin, seni güldürtmemek için, seni sevindirmemek için yemedim ben onlardan. İmanımdan zafiyet gelmesin imanıma diye yemedim ben ondan. Bu sefer seni yakacağım dedi, kızgın sularla, kaynar sulara atacağım dedi. Beni ne yapsan dinimden vazgeçiremezsin. Hristiyan ol yeter ki dedi, dininden dön yeter ki dedi, sana her şeyi bağışlarım. Asla bağışlamanı istemiyorum. Sen bana bir kötülük yapamazsın Allah dilemedikten sonra. Kaynar sular getirtirdi. Esirler vardı Müslümanlardan. Abdullah'ın gözü önünde onu kaynar kazanlara attırdı. Esir maalesef yandı, cayır cayır kavruldu. Seni de böyle yapacağım, hadi Müslüman ol, yoksa seni de atacağım dedi. Abdullah yine direndi. Müslümanlıktan vazgeçmedi. Müslümanlıktan vazgeçmezsen atacağım dedi. Ve kaynar kazanın başına getirdiler. Abdullah bin Huzafe ağlamaya başladı. Kral dedi ki korktun değil mi, can kıymetli. Abdullah dedi ki hayır hayır, onun için ağlamıyorum. Allah'a verecek bir canım var. Bir canım var, keşke binlerce canım olsaydı da sana Müslümanın imanının gücünü gösterebilseydim, binlerce canımı feda etseydim. Kıllarım sayısınca ben bu kazana girip çıksaydım. Ama bir anda ölüp gideceğim, bunu sana gösteremeyeceğim. Bu iman karşısında, bu güç karşısında kral şaşırdı.
hayretlere düştü. Ve Allah Abdullah'a da öyle bir iman vermişti ki hiç geri adım atmadı. Ve dedi ki kral, eğer sen benim alnımı öpersen seni bağışlayacağım. Abdullah bin Huzafe düşündü. Dedi ki bu zalimin alnından öpersem imanım zafiyete uğrar. Ama diğer taraftan da 80'e yakın esir vardı Müslüman kafirin elinde. Dedi ki ben senin alnından öpersem esirleri serbest bırakır mısın? Peki diye söz aldı. O zaman düşündü ve o kralın alnından öptü ve Müslüman esirlerle beraber serbest bırakıldı. Medine'ye gelince olayı anlattı müminler, şahitler, esirler. Hazreti Ömer ayağa kalktı. Abdullah'ı alnından öpmek vacip oldu dedi. Böyle yiğitlik gösterdi ve sizi de kurtardı. Onu alnından ilk öpecek olan da benim deyip ayağa kalkıp Abdullah'ı alnından öptü. Onların imanı böyleydi. Karşılarında dilim dilim edilen canlar varken imanlarını asla satmadılar. Ufak tefek sıkıntılarla isyan etmek yakışır mı Müslümana? Allah imtihan ediyor malla, canla, korkuyla, meyveyle, sebzeyle, ticaretle, iktisatla. Neden hemen pörsüyor ve gevşiyoruz? Allah bizi imtihan ediyor. Bazen yoklukla, darlıkla, bazen bollukla imtihan eder. Bazen evlatla imtihan eder, bazen mevki, makam, mansıpla imtihan eder. Bazen mülkle, saltanatla, bazen de düşerek imtihan eder. Bir arkadaş anlatıyor. Hocam, milyonlarım vardı. Çok zengindim. Ticaret yapıyordum. Bir gün hepsini kaybettim. Borçlandım. O kadar mahcup oldum, perişan oldum ki. Çalıştım, çırpındım, didindim. Borçlarımı ödedim. Ve sıfır. Okula oğlumu gönderecek, kızımı gönderecek para bulamadım. Bugün gitmeyin dedim. Sıfır olmanın ne kadar büyük bir servet olduğunu o zaman anladım. Sıfır olmak da bir servetmiş, bir nimetmiş. Onun bile ne kadar önemli olduğunu anladım. Çünkü hep dipteydim. Bazen dibe vurmak yeniden bir rahmete vesile olabiliyor. Onun için hemen isyan etme. Ve şimdi geldiğim noktada hamdolsun her şeyim var diyor. Eyüp Aleyhisselam'ı düşünün. Her şeyi vardı, bir anda yok oldu. Ama Allah onun sabrı karşısında daha da güzelini verdi. Daha da güzelini verdi. Rabbim Kur'an'dan ayırmasın. İslam'dan ayırmasın. Doğruluktan ayırmasın. Yolundan ayırmasın. Allahu hay hay
seher vakti uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan çıkmış olana hidayetli Muhammed. Darda kalan ruhlara kifayetli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. 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 Sevgilisi ibadetli Muhammed, tesbih ile gönülden riyazetli Muhammed, şeytana şeytanlara siyasetli Muhammed, yüce hakkın yolunda hakikatli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Allahu hay hay. Allahu hay. Allahu hay hay. Arşu kürsi pazarı inayetli Muhammed, sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve 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 salatu ve selam. Ya Muhammed, Muhammed Resulullah. Berat gecesi ne yapalım? Berat gecesi salatu selamı çokça yapalım. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Berat gecesi Kur'an'ı çok okuyalım. Kur'an'ın dünya semasına indirildiği gece. Kaza namazımız varsa kaza namazı kılalım. Kaza namazımız yoksa nafile teheccüd namazı kılalım. Gündüzünü oruçlu geçirelim. Bugün 14 Şaban'dı gündüz. Gece akşamla birlikte 15'i oldu. Yani yarısı oldu. Geceye girdik. Yarın oruç tutulur. Yarın salıdır. Oruç tutulur ve ülkemizde de resmi tatil, bu da kolaylıktır. Okula gidenler, memurlar vesaire için de, evinde olanlara çok kolaylıktır. Yarın oruç tutalım inşallah. Çünkü gecesini ibadetle, namazla, gündüzünü oruçlu geçirin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Geçmişte yaptıklarımızın
muhasebesini yapalım. Neredeyiz, nereye gidiyoruz? Ömrü nasıl tüketiyorum? Gençliği nerede harcıyorum? Zamanı nasıl israf ediyorum? Gerçek manada değerlendirebiliyor muyum? Ya Rab, bana bir güç ver, istikamet ver diye muhasebe yapalım. Allah'a sarılalım inşallah. Günahlarımıza tövbe edelim. Tövbe zamanı, af zamanı. Bereketli bir mevsim geliyor. O kadar bereketli günler geliyor ki Ramazan'a eriştiğimiz zaman inşallah Rabbim her gün yüzlerce, binlerce oruca karşılık, tuttuğumuz oruca karşılık, kıldığımız teravihlere karşılık derecemizi yükseltip sevap yazacak inşallah kabul olursa. Bol bol zikir ve tesbihatta bulunalım sevgili kardeşlerim, değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar. Mümin kardeşlerimizle helalleşelim. Kul hakkıyla öbür tarafa gittin mi işin zor. Kul hakkını bırakma, helalleş kardeşim. Küsk ve dargın olanları barıştıralım. Biz de dargınsak, küskünsek biriyle konuşalım. Mümin mümine 3 günden fazla dargın duramaz. Ancak namusuna, malına, evladına, dinine, imanına zarar veriyorsa ancak o zaman müsaade var. Bunun dışında sıla-i rahim yapalım. Anamıza, babamıza yaşıyorlarsa kıymetini bilelim, işlerini görelim, ihtiyaçlarını giderelim. Ya Rab, bizi ana baba hakkıyla öbür tarafa gidenlerden eyleme ya Rabbi. Kendine ve diğer Müslüman kardeşlerimize dua edelim. Hem kendimize hem Müslüman kardeşlerimize dua edelim. Üzerimizde hakkı olanları arayıp soralım, ziyaret edelim. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta ve yaşlıları sevindirelim kardeşler. Kandil gecesinin akşamı, yatsı ve sabah namazları mümkünse cemaatle camide kılmaya çalışalım. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edelim. Bugün olmadıysa yarın yapalım. Hayattaysa ana babamızın, büyüklerimizin, hocalarımızın kıymetini bilip onları arayalım, soralım, gönüllerini alalım. Mübarek gecelerin, gündüzlerin de mümkünse inşallah onu da hatırlattım. Yarın oruçlu olalım. Kur'an bolca okuyalım. Dua edelim inşallah. Kur'an gecesi biz de Kur'an'ı okuyup duamızı da bitireceğiz inşallah. Geceniz mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ
Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, kısa bir aramız var. Aradan sonra inşallah İsmi Azam duamız var. Ve kabir azabından korunma duası var. Onunla birlikte karşınızda olacağız. Bir müddet sonra beraber olacağız inşallah. İsmi Azam duasıyla dua ediyoruz. Dualarımız kabir azabından korunma duasıyla dua ediyoruz. Geceniz mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Amin. Allahümme inni es'elüke bi enneke entallahul vahidul ahadus samet ellezî lem telit ve lem tûlet ve lem yekün leke küfüven ahad. Allah'ım senden istiyorum. Senden talep ediyoruz. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Birsin, Samet'sin. Ya Rabbi doğurmadın, doğmadın. Eşin ve benzerin yoktur senin. Eûzu bike minel buhli vel keseli ve erzelil umri ve azabil kabri ve fitnetid deccal ve fitnetil mahya vel memat. Cimrilikten, tembellikten, yaşlılıktaki el ayağa düşmekten, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Duamızı kabul eyle ya Rab. Gecemizi mübarek eyle. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Zorda olanlara kolaylık ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizi Ümmül Kitab olan Fatiha'yı namazda her rekatta okuttun ya Rabbi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme şfi merdana varham mevtana ve istecib duaena. Allahümme inna neselüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Bi hurmeti leyletil berae ve bi hurmeti esrarı suretil Fatiha. Errahmanirrahim. Geceniz mübarek olsun. Beratınızı alanlardan eylesin Rabbim. Duanız müstecap ve makbul olsun. Tüm mümin kardeşlerimin, İslam aleminin, Türk İslam aleminin berat gecesini tebrik ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim.